Sevgili öğrenciler, bu derste cümle çeşitleri üzerinde duracağız. Bir olayı, düşünceyi, isteği ya da yargıyı anlam bütünlüğüyle bildirmek için toplanmış sözcük öbeğine cümle denir. Cümle bir yargı ya da isteği eksiksiz biçimde ortaya koyar. Türkçe'de cümleler dört ayrı yönden çeşitlere ayrılır, gruplandırılır. Bunlar yüklemlerine göre cümleler, ögelerin dizilişine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler ve yapılarına göre cümleler. Yüklemine göre bir fiil, bir cümle ya fiil ya da isim cümlesi olarak karşımıza çıkar. Ögelerin dizilişine göre kurallı cümle, devrik cümle, anlamına göre olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi, ünlem cümlesi ve dilek cümlesi olarak gruplandırılır. Yapılarına göre ise basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle olarak gruplandırılır. Şimdi yüklemine göre cümlelere bakalım. Yüklemine göre cümleler ya fiil cümlesi ya da isim cümlesi olarak karşımıza çıkar. Yüklem çekimli bir fiilse fiil cümlesi, yüklem isim ya da isim soylu bir sözcükse isim cümlesi olarak isimlendirilir. Fiil cümlesi, yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir. Fiil cümlelerinde yüklem basit, türemiş veya birleşik yapılı bir fiil olabilir. Yüklem olan bu fiiller haber ve dilek tiplerinden biriyle basit ya da birleşik çekime girer. Şimdi aşağıdaki örneklere baktığımızda bunlar birer çekimli fiildir. Çünkü dolacak haber tipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Dolayısıyla bu cümlede bir fiil cümlesidir. Aynı şekilde getirdim bir fiildir ve dolayısıyla bu cümle bir fiil cümlesidir. Aynı şekilde bekler, tutar, tutmak, düşeceğim, düşecek, bitti, kesildi, bırakırım, tanıdım. Bunlar birer çekimli fiildir. Dolayısıyla fiil cümleleridir. Şimdi de isim cümlelerine bakalım. İsim cümlelerinde yüklem çekimli bir fiil değildir. İsim ya da isim soylu bir sözcük ek fiil alarak yüklem olmuştur. Örneklerimize baktığımızda hasret çekmek çok zormuş, zor imiş. Ek fiil almış, yüklem olmuştur. Bir melektin ek fiil almış, yüklem olmuştur. Gelecek günlerdir ek fiilin geniş zamanı yine yüklem olmuştur. Kederlisin yine ek fiilin geniş zaman çekimiyle yüklem olmuş bir cümledir. Dolayısıyla bu tip cümlelere biz isim cümlesi diyoruz. Ek fiilin olumsuzluğunda değil kullanılır ancak değil yalnız başına bir cümlenin yüklemi olamaz. Düşman bile değiliz ifadesine baktığımızda söz grubunun tamamı yüklemdir. Aynı şekilde burada yüklem sadece değil değil, kolay değil olarak söylenir. Çünkü ek fiilin olumsuzluğunun geniş zaman çekimiyle karşılaşıyoruz. Diğer özelliklere bakalım. Ek fiilin geniş zamanında üçüncü tekildeki dır direki çoğu zaman düşer. Dır direki düşse de bu sözcüklerde yine ek fiil vardır. Vapurlar limanlarda yola çıkmaya hazırdır. Burada düşmüş ama yine bu ek fiilin geniş zaman çekimidir. Haydi Abbas, vakit tamamdır. Yine aynı şekilde dır düşmüştür. Düşse bile yine burada ek fiil vardır deriz. Mastarlar da ek fiil alarak isim cümlesini yüklem olur. Tabi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir durumdur bu. Normalde dikkatsiz okunduğunda isim fiillerle yapılan yüklemlerin fiil şeklinde algılandığı durumlarda olabiliyor. Halbuki bunların yüklem olduğu cümleler isim cümlesidir. Yani şunu söyleyebiliriz. Fiilimsilerin yüklem olduğu cümlelerde isim cümlesi kabul edilir. Konuyla ilgili etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki dizilerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin hangi sözcük türünün örneği olduğunu yazınız. Birinci örneğimize baktığımızda kulağım sestedir. Seste burada yüklemdir. Sendedir burada yine yüklem. Fakat birincisi isim yüklem olmuş, ikincisinde zamir yüklem olmuştur. İlkin onları belirtelim. Daha sonra isim ve zamir olduğunu da şurada bu şekilde belirtelim. Diğer örneğe baktığımızda güzeldi yüklemdir. Güzeldi adlaşma sıfat ek fiilin dili geçmiş zaman çekimini alarak yüklem olmuştur. Yani adlaşma sıfatı böyle belirtebiliriz. Diğer örneklere baktığımızda İstanbul'da Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum.
Yani bir garip Orhan Veli'nin bir yüklemdir, Veli'nin oğlu yön başka bir yüklemdir. Dolayısıyla yüklemler bu şekilde belirttikten sonra bunların da birer isim tamlaması örneği olduğunu söyleyebiliriz. Yani tamlama biçiminde oluşmuş yüklemlerdir. Diğer örneğimize baktığımızda senin içindir ifadesini görüyoruz. Burada bir edat grubu söz konusudur. Dolayısıyla ilkin yüklemi belirttik, sonra edat grubu olduğunu da bu şekilde söyledik. Neydi o deli gibi gidişimiz? Burada neydi? Zamir ek fiil alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla neydi yüklemdir? Ne de soru zamiridir. Dolayısıyla onu da bu şekilde belirtmiş olduk. Örnek sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır? İkinci cümleye baktığımızda gözleri yaşlıdır, saçları dağınıktır ve hali perişandır ifadesinde isim cümlelerini görüyoruz. Diğer cümlelerde ise yüklemler fiildir, dolayısıyla fiil cümleleridir. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? A seçeneğine baktığımızda zamir ek fiil olarak yüklem olmuştur. İsim cümlesidir. Fakat diğerlerinde fiil cümleleri söz konusudur. Yine alınmaz, bilmez, artar gibi örnekler yine burada artmaz. Dolayısıyla A seçeneği isim cümlesidir, diğerleri fiil cümlesidir. Şimdi etkinliğimize bakalım. İsim ve fiil cümlelerini ayırt edelim. Baktığımızda dizelerde ben bir duvarım, hiç güneş görmedim. Burada hem fiil cümlesi var hem isim cümlesi söz konusu. Sen hiç güneş görmemiş bir başka duvar. Evet, yine isim cümlesi. Burada dolayısıyla isim ve fiil cümlesi vardır. Diğerine baktığımızda sevdiğim fiil cümlesidir, ıstırap çektiğim fiil cümlesidir. Onu da bu şekilde belirtelim. Yağmurun altında insanlar biçimsizdirler ifadesinde ek fiil alıp yüklem olmuş. İsim soylu bir sözcük var. Dolayısıyla bu bir isim cümlesidir. Diğer örneğimize baktığımızda rezilce korkuludur. Ek fiil almış, yüklem olmuş. Bu bir isim cümlesidir. Ama devamına baktığımızda yorulur var. Bu da bir fiil cümlesidir. Hem isim cümlesi hem fiil cümlesi vardır. Diğerine baktığımızda kalkıp gitmemiş, gitmemiş fiil cümlesidir. Şu şekilde belirtelim. Ve diğerinde kuytu göllerde salınır rüyalar, kuğular gibi salınır bir fiil cümlesidir. Örneklerimize devam edelim. Arardım ifadesinde çekimli fiil var. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesidir. Büyüttüm ifadesini görüyoruz. Yine bu bir fiil cümlesidir. Diğer örneğe baktığımızda kanlı bir karanlıktı gördüğüm. Karanlıktı, geniştim, dardı gibi ifadeler ek fiil alıp yüklem olmuş isim soylu kullanımlar. Dolayısıyla isim cümlesidir. Muazzam bir baş dönmesidir ifadesinde baktığımızda isim fiil söz grubu şeklinde yüklem olmuştur, ek fiil almıştır ve bir isim cümlesidir. Diğerine baktığımızda münzevi bir soru işaretiyim ifadesinde yine isim cümlesi söz konusudur. Ek fiilin geniş zaman çekimi vardır. Bu şekilde belirttik. Görünmez bir mezarlıktır zaman, zaman görünmez bir mezarlıktır. Sıfat tamlaması ek fiil aldı, yüklem oldu. Dolayısıyla yine isim cümlesi vardır. Öge dizilişine göre cümleler, yani söz dizimine göre cümleler. Burada cümlelerin bulunduğu yer önemlidir. Cümlenin sonunda yüklem varsa o zaman bu kurallı cümledir. Ama yüklem cümlenin sonunda değilse bu da devrik cümledir. Yüklem sonda olmak şartıyla diğer ögeler istedikleri kadar yer değiştirebilirler. Yine bunlar kurallı cümle olur. Söz diziminde cümle ögelerin dizilişinde yüklemin bulunduğu yere göre cümleler demek ki kurallı veya devrik olarak söylenir. Yüklem bulunmayanlara da bizler eksiltili cümle adını veriyoruz. Kurallı cümle, buna düz cümle de diyoruz. Yüklemin sonda bulunduğu cümlelerdir. Hem fiil cümleleri hem de isim cümleleri için kurallı cümle olabilir. Örneklere baktığımızda kuzey rüzgarları eserdi. Yüklem sonda çekimli bir fiildir. Mahvetti çekimli bir fiildir. Yüklem sondadır.
Kucaklaşır aynı şekilde yüklem sondadır, çekimli bir fiildir. Dargın değilim isim cümlesidir ve yüklem sondadır. Devrik cümlede ise yüklem sonda bulunmaz. Daha önce de söylediğimiz gibi yüklem sonda bulunup diğer ögeler istedikleri kadar yer değiştirebilir. Bu onu devrik yapmaz. Devrikte özellik yüklemin sonda bulunmamasıdır. Örneklerimize baktığımızda cümle komşuna gelir başına, gülme ve gelir fiilleri cümlenin sonunda değildir. Aynı şekilde getiriyorsun, yüklem sonda değildir. Dinliyorum, yüklem sonda değildir. Alma ve çıkar yine cümlenin sonunda değildir. Dolayısıyla bunlar devrik cümledir. Şimdi de eksiltili cümleye bakalım. Eksiltili cümle yüklemi söylenmemiş cümlelerdir. Eksiltili cümle ya da bitmemiş cümle olarak da söylenir. Eksiltili cümleye yüklemi olmayan cümle denmesi tabii ki doğru değildir. Bu cümlelerde yüklem vardır. Ancak yüklemin söylenmesi gereksiz görüldüğü için yüklem söylenmemiştir. Günlük konuşma dilinde eksiltili cümleyi sıklıkla kullanmaktayız. Örneklerimize baktığımızda geçen hafta nereye gittiniz? Bandırmaya. Yani bandırmaya gittik. Burada gittik ifadesi gereksiz görülerek söylenmemiştir. Eksiltili cümle yapılmıştır. Atasözlerimizde eksiltili cümlenin örnekleri vardır. Birkaç örneğe bakalım. Kız beşikte, çeyiz sandıkta, borç vermekle, yol yürümekle, evet, bugün bana ise yarın sanadır, hayvan koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa, işte anlaşır, Allah bana, ben de sana vereyim, bez alırsan Mısır'dan, kız alırsan Asil'den al. Yani burada gereksiz görülerek yüklemler söylenmemiştir. Şimdi de etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümleleri, dizeleri öge dizilişine göre ve yüklemine göre inceleyiniz. Birinci örneğimize bakalım. Bir yağmur yağmaya görsün, yağmaya görsün fiil cümlesidir ve kurallı cümledir. Aynı şekilde durabilir miydin? Yüklemine göre fiil cümlesidir, öge dizilişine yani söz dizimine göre bu bir kurallı cümledir. Kurallı cümleyi aynı zamanda düz cümle de diyoruz. Böyle dar mıydı vakit ifadesinde, böyle dar mıydı? Yüklemdir fakat devrik bir cümle söz konusudur. Bu bir isim cümlesi ve devrik bir cümledir. Düşmez yere haşa, o bizim bayrağımızdır. Burada düşmez bir fiil cümlesidir ve bu bir devrik cümledir. O bizim bayrağımızdır ifadesi isim cümlesidir ve kurallıdır. Yani hem fiil cümlesi vardır burada hem de isim cümlesi vardır. Fiil cümlesi aynı zamanda devrik bir cümledir. Fakat isim cümlesi kurallı bir cümledir. Fani bir iz bırakmış. Burada yatmışsa kimler? Bırakmış fiildir, fiil cümlesidir ve yüklem sonda olmadığı için de devrik bir cümledir. Örneklerimize devam edelim. Baktığımızda gül açar denmiş. Burada fiil cümlesi vardır ve bu devrik bir cümledir. Bu şekilde belirtelim. Diğer örneğe baktığımızda doğurmuş yine fiil cümlesidir ve yine bu devrik bir cümledir. Diğer örneğimize baktığımızda bendim. Kişi zamiri ek fiil olarak yüklem olmuştur. İsim cümlesidir. Yüklem sonda değildir. Devrik bir cümledir. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dizenin tamamı yüklemdir. Dolayısıyla bu bir kurallı cümledir ve isim cümlesidir. Bu şekilde belirtelim. Diğer örneğimize baktığımızda içimden dışarıya akseden bir yangındır. İkinci dizenin tamamı yüklemdir. Bu bir isim cümlesidir ve kurallı yani düz cümledir. Örnek sorumuza geçelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Cümleleri incelediğimizde D seçeneğinde her devir doğaya yeni bir pencere açmıştır. Fiil cümlesini görüyoruz. Diğer cümleler ise isim cümlesidir. Baktığımızda vardır. Ek fiil almış yüklem olmuştur. Yine nokta 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 biridir. Ek fiil almış yüklem olmuş bir belgisiz zamirdir. İsim cümlesidir. Yine romanın kahramanıdır. İsim cümlesidir. Yine şurada fakat bu her devirde doğa ile birlikte tek bir görünüşün benimsendiği anlamında değildir ifadesi. Yine söz grubun tamamı ek fiil olarak yüklem olmuştur. İsim cümlesidir.
Diğer sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yine cümleleri incelediğimizde dördüncü cümlede bir fiil cümlesiyle karşılaşıyoruz. Bakalım dördüncü cümleye. Hepsi o kadar güzel görünür ki insan bile çirkin kalıyor onları yakından görünce ifadesinde fiil cümlesi söz konusudur. Diğerleri ise birer isim cümlesidir. Sevgili öğrenciler, şimdi de ödev testini inceleyelim. Birinci soru, bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur? Seçenekleri inceleyelim. At cümlesi yani isim cümlesi. Baktığımızda edebiyatın konusu insandır, doğadır. Bu bir isim cümlesidir, kurallı cümledir. Devam edelim. Fiil cümlesi isteniyor. Fiil cümlesi yönelmiştir. Bu bir fiil cümlesidir. Evet, devam edelim. Birleşik cümle denmiş. Birleşik cümle yine burada görüyoruz. Tanıtmaya yönelmiştir. Fiil cümlesidir. Birleşik bir cümledir. Sıralı cümle ifadesini girişte gördük. Edebiyatın konusu insandır. Bir cümle doğadır. Bir diğer cümle. Dolayısıyla burada devrik cümle özelliği yoktur. İkinci soruya geçelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Cümleleri incelediğimizde A seçeneğinde isim cümlesini görüyoruz. Vardı isim cümlesidir. Diğerleri de şöyle göz ucuyla bakarsak dökülürdü fiil cümlesidir. Bırakırdım fiil cümlesidir. Eserdi fiil cümlesidir. Tanırdım fiil cümlesidir. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi at soylu bir sözcüktür? B seçeneğine baktığımızda direksiyonda çocuk denecek kadar küçük biri vardı. Çocuk denecek kadar küçük biri vardı söz grubu. Özne vardı da yüklemdir. Baktığımızda isim ek fiil olarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla B seçeneği at soylu bir sözcük yüklem olmuştur. Dördüncü soru, aşağıdaki cümlelerden hangisi eylem cümlesi değildir? E seçeneğine baktığımızda yeni çıkan kitapları takip eden iyi bir okuyucuydu ifadesi ek fiil alıp yüklem olmuş bir söz grubudur. Bu bir isim cümlesidir. Diğerlerine baktığımızda dolaştığın fiil cümlesidir, getirirdi fiil cümlesidir, çıkarttı fiil cümlesidir, iyileşmişti yine fiil cümlesidir. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklem yönüyle ötekilerden farklıdır? Birinci cümleye baktığımızda isim cümlesini görüyoruz. Doştu, ek fiil alıp yüklem olmuştur. Bu isim cümlesidir. Diğerlerine baktığımızda ise cümleler fiil cümlesidir. Altıncı soruya bakalım. Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangisi isim cümlesidir? Soruda dördüncü dizeye baktığımızda aşığım beni çağıran bu sesin. Beni çağıran bu sesin aşığım zaten tamamı yüklemdir ve bu bir isim cümlesidir. Diğerlerine baktığımızda ise böler fiil cümlesidir, dolar fiil cümlesidir, arıyorum fiil cümlesidir, gider fiil cümlesidir. Yedinci soru, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Fiil cümlesi, ellerime hanım böcekleri konuyor fiil cümlesi vardır burada. Kurallı cümle, bu aynı zamanda birinci dizi kurallı cümledir. Devrik cümleye baktığımızda uç böcek, uç böcek ifadesinde uç böcek devrik bir cümle söz konusudur. İsim cümlesine baktığımızda isim cümlesi ne şeker şey onlar, onlar ne şeker şeyidir isim cümlesidir. Dolayısıyla burada olumsuz bir cümle söz konusu değildir. Sekizinci soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem at hem eylem cümlesi vardır? Sorunun E seçeneğine baktığımızda dilin kemiği yok isim cümlesidir ve döner fiil cümlesidir. E seçeneği doğru cevaptır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi eylem cümlesi değildir? A seçeneğine baktığımızda bu kitaptakilerin kimisi içeriğiyle kimisi de söyleyişiyle coşkulu şiirlerdir. Burada dırdır ek fiili kullanmasak bile yine burada ek fiil vardır ve bu bir isim cümlesidir. Cevabımız A seçeneğidir.
10. soru. Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişine göre ötekilerden farklıdır? Yüklem sondaysa kuralda, sonda değilse devrik cümle diyorduk biz buna. Baktığımızda A seçeneğinde her yıl kaplıcaya gidip 15 gün kalırdı. Orada tabi devrik bir cümle olmuştur. Diğerlerine baktığımızda ise kurallı cümledir. Yarım saat uzaklıktaydı. Kurallıdır. Yüklem sonda, severdi yüklem sonda, gitti yüklem sonda. Sürdürecekmiş yine yüklem sonda. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevaptır. 11. soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili bir cümledir? Yüklemi söylenmemiş olan cümlelere eksiltili cümle diyoruz. A seçeneğine baktığımızda kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar söylenmemiş yüklem. Bu bir eksiltili cümledir. 12. soruya bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A seçeneğine baktığımızda birleşik cümle. Hemen birinci cümleye baktığımızda yenilik diye ortalığı bulandırmakla bir şey kazanılmaz. Fiilimsiler söz konusu. Dolayısıyla bu bir birleşik cümledir. Bu aynı zamanda olumsuz da bir cümledir. Dolayısıyla A ve C seçeneğini buradan çıkarabiliyoruz. At cümlesidir deniyor. At cümlesine baktığımızda son cümlede görüyoruz. Var isim cümlesidir, at cümlesidir. Az önce belirttiğimiz gibi şu kazanılmaz, görülmemiştir. Bunlar da birer fiil cümlesidir. Fakat burada eksiltili cümle örneği yoktur. 13. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Devrik cümle. Baktığımızda bir erik ağacını, bir elma ağacını bile tanımayız biz şehirliler. Bu devrik bir cümledir. Diğerlerine baktığımızda birleşik cümle ifadesi. Köy ve kasaba insanın her gün karşılaştığı güzelliklerden biz uzak bulunuyoruz. Burada fiilimsi vardır. Fiilimsi olan cümleler girişik birleşik cümledir. Dolayısıyla bu da vardır. Az önce giriş cümlesinde devrik cümleyi de gördük. Eksiltili cümle yani yüklemi söylenmeyen cümlelere baktığımızda şurada iştah kabartan kokusu ile bile iştah kabartan şeftaliler ve yüklem söylenmemiş eksiltili cümledir. Eksiltili cümle de var. Bağlı cümleye bakalım. Yani cümlelerin, yargıların bir bağlaçla bağlandığı cümleler. Ne bu görsel şöleni izleyebiliyoruz ne de işte burada cümleler bir bağlaçla bağlanmıştır. Sıra bağlaçlarla ne de ile iki ayrı cümle bağlanmıştır. Dolayısıyla bağlı cümle de vardır. Fakat burada eksiltili cümle de var. Fakat isim cümlesinin özelliği yoktur. 14. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre fiil cümlesi değildir? Cümleleri zaten sizler incelediniz. İncelediğinizde burada üçüncü cümlenin eksiltili cümle olduğunu gördünüz. Burada üçüncü cümleye baktığımızda dünyanın güneş çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo bu yüzden mahkeme karşısında çıkarılmış bir bilim adamıdır. Buradan itibaren yüklemdir ve yüklem bir isim cümlesidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 15. soru. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde hem isim hem fiil cümlesi vardır? C seçeneğine baktığımızda doğruluk minarede kalmış fiil cümlesidir. Onun da içi eğridir, isim cümlesidir. C seçeneği doğru cevaptır. 16. soruya bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Basit cümle. Birinci cümleye baktığımızda Don Kişot köyünün soylu kişilerindendir. Bu bir isim cümlesidir, basit bir cümledir. Dolayısıyla bu ikisini birinci cümleden çıkarabiliriz. Birleşik cümle istenmiş. Şövalye romanları okuya okuya şövalyeliğe özenir. Fiilimsi olan bir fiil cümlesidir. Dolayısıyla birleşik cümlede vardır. Eylem cümlesidir. Az önce belirttik. Özenir fiil cümlesidir. Bunu söyleyebiliriz. Ayrılır yine eylem cümlesidir. Dolayısıyla burada devrik cümle özelliği yoktur. 17. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre isim cümlesi değildir? İncelediğimizde seninleyim isim cümlesidir. Yok isim cümlesidir. Varsın isim cümlesidir. Gönlümü neşe veren bir kırmızı gülsün isim cümlesidir. Fakat D'de duruyor bir fiil cümlesidir. 18. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? Soruyu incelediğimizde B seçeneğinde
Kısa süreli, uzun erimli sahnelerden kızıl hatıra titrer ifadesi fiil cümlesidir. Diğerlerine baktığımızda ise titrek bir damladır isim cümlesidir. Gözlerin kararan yollarda üzgün ve bir zamba kadar beyazdı, üzgündü, beyazdı. Yine isim cümlesidir, bellidir, isim cümlesidir, anlamın çizgilerindesin, isim cümlesidir. 19. soru, aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı isim cümlesi durumundadır? B seçeneğine baktığımızda, sen değil miydin ifadesi ek fiil alıp yüklem olmuş, zamir ek fiilin olumsuz ve dili geçmiş zaman çekimi, dolayısıyla bu isim cümlesidir. Diğerlerine baktığımızda ise fiil cümlelerini görüyoruz. 20. soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? Cümleleri incelediğimizde 4. cümlede müthiş bir mücadele halindeydi ifadesi isim cümlesidir. Ek fiilin dili geçmiş zaman çekimini almış, isim ya da isim soru sözcük kullanılmıştır. Diğerlerine baktığımızda ise diğerleri birer fiil cümlesidir. Ayrıldı, fiil cümlesidir. Gitti, fiil cümlesidir. Döndü, fiil cümlesidir. Yıkılmıştı, fiil cümlesidir. 21. soru, aşağıdakilerin hangisinde haber cümlesi yoktur? Sorunun B seçeneğine baktığımızda uzanı verse dilek ipiyle çekimlenmiştir. Alsa yine dilek ipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bu haber cümlesi değildir. Fakat diğerlerine baktığımızda çalıyor, çalıyor haber cümlesidir. Terk etmedi, kaldım haber cümlesidir. Rastladım yine haber cümlesidir. Verdi haber cümlesidir. 22. soru, bu dizelerde yer alan cümlelerden kaçı eylem cümlesi değildir, yani isim cümlesidir deniyor. Baktığımızda güldür,